bu tarz verileri ifade etmesi gereken Sayın Kaymakamımız. Ama ben şunu söyleyebilirim, arttığını ifade edebilirim. Ciddi anlamda bir artış gözüktüğünü ifade edebilirim. Herkesin bir öncekinden daha duyarlı, dikkatli olması gerektiğini ifade etmek benim de görevim. Çünkü bu sürecin ağırlığını çeken, sorumluluğunu üstlenen Manavgat Belediyesi, bütün çalışan arkadaşların canları aç, çok sağlıklı bir çalışma götürdü. Biz reklam yapmadık birileri gibi, şunu yaptık, bunu yaptık diye, ama geceli gündüzlü benim ekiplerim hijyen çalışmalarının, ilaçlamaların, ne bileyim gıda dağıtımlarının, oraların buraların ilaçlanması, resmi kurumların ilaçlanması, parkların her türlü çalışmayı özveriyle yaptı. Temizlik ekiplerimiz, ilaçlama ekiplerimiz. Çok zor bir süreç bekliyor bizi. Hepimizin farkında olması gereken, hepimizin sorumluluk üstlenip bu sorumluluğumuzu deklare etmemiz, çevremize anlatmamız gereken bir sürece giriyoruz. Çıkışı olmayabilir. Çıkışı olmayabilir. Ciddiyetle değerlendirilmesi gereken bir süreç hızla artıyor. Çünkü bir bakıyorsunuz insanlar o sosyal mesafeyi hiç dikkate almıyor. Pazarlarda, plajlarda, ilk alanlarında. Bir de biz genelgelerle bu kurumu götürüyoruz. Örnek veriyorum, bize sevgili kardeşim serzenişte bulundu. Halkın sesini bize iletti. Sedat kardeşim mesire alanının şelaledeki açılmasıyla ilgili. Genelgeler bizi belirleyen, kitleyen. Genelge diyor ki bize, açacaksın şu tarih itibariyle mesireni. Açacaksın pazar yerini. İşte şu koşulda bunu ifa edeceksin görevini. Biz onlara yönelik açıyoruz. Yani bana kalsa ben mesireleri açmam, hala açmam. Anlatabiliyor muyum? Pazar yerlerini yarıya düşürürüm. Şu anda pazar yerleri 16-17 pazar full çalışıyor. Ama mecbursun o genelge İçişleri Bakanlığı'nın sana günlük gönderdiği o genelgelere istinaden çalışmaya. Temkinli olmamız gereken bir dönem. Artıyor, artıyor, artıyor. Çok büyük tehlike bekliyor bizi.